Merhabalar, Sektör Haber Merkezi izleyici Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durumumuz olan Manisa Salihli'den sesleniyoruz. Manisa Salihli'de yapmış olduğu tasarımlar ve dövmelerle isminden söylenen bir firmaya, yani Sardes Tattoo'ya konuk olduk. Ve yanımızda firma sahibimiz Fatih Bey bulunmakta. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Evet, biz ilk önce Fatih Bey'i tanımak isteriz. Fatih Bey kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? Ben 2002'den beri bu sektör içerisindeyim. 2008'de profesyonel olarak bu işe atıldım. 2010'da kendi stüdyomu açarak şu an hizmet vermekteyim. Evet, yani sektörde eski bir isimiz. Evet. Peki Fatih Bey, şunu sormak istiyorum. Dövme çok aslında önemli bir nokta. Evet. Vücudumuzda ömür boyu kalacağı bir iz aslında. Tabii ki. Bu yüzden dövme yaptırırken neye dikkat etmeli insanlar? Dövme yaptırırken önce yaptıracağınız motifi iyi seçmeniz gerekiyor. Genellikle buraya gelip dövmem olsun diye dövme yaptırmak isteyen birçok insanla karşılaşıyorum. Evet. Ve özellikle dövme yapmamaya çalışıyorum veya yönlendirmeye çalışıyorum. Kişinin kendisine özgü tasarımlar seçmesi gerekiyor. Ya da dövmecinin ona yönlendirebileceği motifler elbette bulunuyor. Evet, ama aklında mutlaka bir fikir olmalı. Tabii değil ki. Dövme yaptırırken. Tabii direkt ki. Buradan belki katalog sadece yardımcı olmalı ama direkt katalogdaki bir şekli seçmeli. Tabii ki. Yani katalog sadece hedefi ulaşmak için kullanılan bir malzeme türü gibi, evet, bir şey diyebiliriz. Ama mutlaka aklında bir şey olması lazım. Çünkü kesinlikle. Dövme ömür boyu vücutta kalacağı, evet, için çok önemli bir nokta. Peki dövmeci seçerken neye dikkat etmeleri gerekir? Dövmeci seçerken özellikle yaptığı işlere bakmalarını tercih ederim. Kendilerinin yani yaptığı işleri referanstır. Bir dövmecinin yaptığı işler, daha önceki yaptığı işler onun nasıl bir çalışma gösterdiğinin tabii, evet, kanıtıdır. Kesinlikle referanslarına dikkat, kesinlikle, etmeler. İyi bir araştırma sonucu, evet, dövmeciyi seçmeliler ki, evet, gerçekten bir katliam dahi olabilir tabii sonucu. Ki, tabii ki. Peki şunu sormak istiyorum. Malzemelerimizden biraz bahsedeceğiz. Malzemelerimiz nereden geliyor, ne şekilde uçuyor? Malzemelerimiz tamamen orijinal ürünlerdir. Türkiye'de bu işin iki adet şirket vardır bu işin orijinal ürünlerini satan. Birisi Golden Arrow, diğerisi Dragon Tattoo'dur. Bu işin önder firmalarından ikisidir kendileri. Hı hı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bizlere, evet, bu imkanları tanıdıkları için. Yani Türkiye'deki kaliteli isimlerle, evet, çalışıyorsunuz. Sanırım, evet, sizin yapmış olduğunuz dövmelerin kalitesi de biraz da buradan gelebilir. Kesinlikle. Kalıcılığı ve boyanın, kesinlikle, bozulmaması. Evet. Boyalarımızda Golden Arrow'dan diğer malzemeleri de sanırım. İğnesini, evet, makinasını vesaire. Evet. Hepsini aynı yerlerden temin ediyorsunuz. Aynı yerlerden, iki firmadan. Peki dövmeye başlamadan önce müşteri hangi noktalara dikkat etmeli? Kesinlikle önce sterile olayına dikkat etmeliler. İğnelerin tek kullanımlık, ambalajlı ve sterile olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Hı hı. Dövmecinin zaten bununla ilgili kesinlikle bilgi vermesi gerekiyor dövme yapılan kişiye. Evet. Sterilizasyon aletleri ve sterilizasyon edilmiş şekilde dövmeye başlanılmalıdır. Yani en basiti de eldivenin paketten yeni çıkması, kesinlikle, lazım. İğnenin yeni, kesinlikle, açılması lazım. Boya konacak kutucuğa. Mürekkep kapının dahil, evet, tek kullanımlık olması gerekiyor. Çünkü her şeyin genel olarak kişiye konusu özel olması gerekiyor. Evet. Çünkü şu durumlarda aynı iğne iki kişi de kullanamıyor sanırım. Tabii ki. Çünkü bulaşıcı bir durum söz konusu olabiliyor. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Diyelim ki dövmeniz, aslında diyelim ki değil, gerçekten dövmeniz çok kaliteli. Evet. İstanbul'dan biri sizden talep ediyor lakin buraya gelemiyor. Evet. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Öncelikle olduğu bölgedeki yani iyi bir dövmeci önererek başlıyorum. Kendisi illaki benim yapmamızı, evet, istiyorsa stüdyoda yapılabileceğini tavsiye ediyorum ve onu buraya davet ediyorum. Kesinlikle stüdyo dışında dövme yapmayı tercih, yani, etmiyorum. Yani evde, kafede gibi, kesinlikle, arka ortamlarında bu, evet, sterilize olmayacaktır. Evet. Çünkü sağlık çok büyük, önemli, evet, önemli burada. Bu yüzden ya da bir arkadaşınızın stüdyosunda sanırım olabilir. Evet. Ama çok zor durumlarda bunlar sadece. Yani kesinlikle. Buraya gelip kendi stüdyonuzda, tabii ki, kendi emin olduğunuz temizlikte yapmayı tercih ediyorsunuz sanırım. Evet, kesinlikle. Bir dövme yapılacağı zaman yani yapan kişinin psikolojisi bu işte çok önemlidir. Kesinlikle. Yani buradan seyahat ederek gidip orada dövme yapmak bir, yani bir pek de etik dövme değil yani. Tabii ki etik değildir. Peki son olarak buradan izleyicilerinize, evet, ve sizleri tercih edenlere de neler söylemek istersiniz? Buradan beni tercih eden insanlara şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle sağlık standartlarına uygun koşulda olan yerlere dövme yaptırmalarını tercih ederim ve kişiye özel tasarım yaptırabilecekleri yerlere dövme yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Evet, peki bize vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarı adına bir ömür boyu daim olsun temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyici Manisa Salihli'de Sardes Tattoo'nun konuğu olduk ve Fatih Bey bilgilendirdi bizi. Şimdi söz merkez stüdyolarında.